Danimarka Kopenhag'dayız. Ve Nyhavn bölgesinden selamlar. Bu gece 5. gecemiz ve 5 günlük, 5 gecelik, 6 günlük bir değerlendirme yapacağız. Nereler gezilir? Nerede kalınır? Ne hediyelik alınır? Neler yapılır? Bununla ilgili tavsiyelerimiz olacak. Öncelikle 5 günlük Kopenhag gezimizin bir gününü Malmö'ye ayırdık. İsveç Malmö. Otobüs firması Kamil Koç'tan almış olduğumuz, yalan söylemiyoruz, yani Flixbus üzerinden almış olduğumuz biletle otobüsle Malmö'ye gittik. Dönüşte de hızlı trenle döndük. Bir gün Malmö'de konakladık. Konaklamadık. Gezdik. 12 saat boyunca gezdik. Zaten gerek de yok Malmö'de konaklamaya. Biz 12 saat boyunca gezdik. Rahat rahat. Baştan sona her şeyini gezdik, yaptık. İşte koşturmadan gezebildik. O yüzden plan yaparken bir gün Malmö'ye ayrılabilir. Diğer 4 gün boyunca da Kopenhag'ın birçok önemli noktasını gezdik. Konaklama için tren istasyonunun yan tarafında Wake Up Copenhagen diye bir otel bulduk. Oteli Booking ya da Agoda üzerinden alırsanız yüksek fiyat ödüyorsunuz ama kendi web sitesi üzerinden alırsanız nereden baksanız 1200 liralık bir kar yapılıyor. 3400 Danimarka frangı, yani yaklaşık 7250 liraya tekabül etti ödediğimiz fiyat 5 gecelik için. Burada konaklama muhiti olarak özellikle Indreby denilen, yani eski Old Town bölgesi olabilir. Arkamızda da gençlerin bu tarz tekne partilerini görüyorsunuz. Indreby Old Town bölgesi, Stroget diye çok meşhur bir lüks caddesi var. Onun çevresinde konuşlanan bölge olabilir. Bir de belediye binasının olduğu taraf, Tivoli eğlence Luna Park'ın olduğu taraflar. Bir de Kopenhag tren istasyonunun ama Stroget tarafına bakanı. Bir de arka tarafa bakan kısım var. Orası pek de tekin olmayan bir bölge. Yani Eastgate diye bir muhit var. Orada nispeten Kopenhag'ın gettosu diyebiliriz aslında biraz daha. Özellikle geceleri tabii, gündüz böyle bir şey sezmiyorsunuz bile. Anlaşılmıyor ama gün indikten sonra böyle insan bir tekin değil mi ya burası diye kendi kendine sorusu geliyor. Biraz da öyle gibi de duruyor zaten. Tren istasyonu civarı gene aslında güvenli bir şehir. Hiçbir sıkıntısını yaşamadık. Evsizleri de var. Kimseye sarkıntılık olmuyorlar. Evet. Genellikle de iyi bir zaman geçiriliyor. Hatta burada burası için mutlu insanlar şehri deniyor. Dünyadaki mutlu insanlar sıralamasında üst sırada olan bir şehirden bahsediyoruz. O yüzden yani dilencisi bile herhangi bir sarkıntılıkta bulunmadı ve biz kendimizi güvende hissettik açıkçası. Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi aslında. Kopenhag bazı maddelerle anılıyor. Ne gibi maddeleri var? Örnek veriyorum. Neyi ünlüdür? Carlsberg, buranın çok çok meşhur. Carlsberg ve Tuborg buranın biraları. Carlsberg neredeyse şehre vakıf olarak çok çok yardım etmiş. İmar etmiş tekrar. Müzelerin açılmasına yardım etmiş. Çok özellikle bir bölgesi var Carlsberg'in, müzelerin hatta olduğu bölge. Burası için mesela Christian 4, 4. Christian yani birçok saray ve tarihi bina yapımına sebep olmuş yıllar yıllar önce kraliyetliği zamanında. Herhalde ikinci imar eden de Carlsberg diyebiliriz. Çünkü ikisi de zaten nereye elinizi alsanız hemen altına ya Carlsberg çıkıyor ya da C4 amblemiyle 4. Christian çıkıyor genelde. Bunlar da ikisi de bir C. C. Çünkü Carlsberg neler yapmış? Müzeler yapmış. Deniz Kızı heykeli çok ünlü bir heykel. Onun da finansını sağlamış. Şimdi
Buraya geldiğinizde nereleri gezeceksiniz? Yani şeyden bahsediyorum. Carlsberg ve Tuborg ünlü markaları. Lego'yu bilirsiniz. Oyuncak. Les Gods, iyi oyun anlamına gelen kelimeden üretilen. Le ve Go'ları kullanmışlar. Lego'nun anavatanı. Burası. Ama şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Biz mesela Danimarka'ya ait bir Lego veya küçük bir anı, bir hatıra, bir oyuncak almak istedik. Kesinlikle bulamadık. Yani birçok şehre ait, tabii ki herkesin bildiği gibi, hatta diyelim ki işte birçok çocuk da biliyor bunu veya birçok aile de biliyor. İşte İtalya, Fransa'ya dair ikonik yerlerin Legoları bulunuyor ama kesinlikle Danimarka'ya dair veya Kopenhag'a dair veya işte Viking diyelim ki buranın atası gibi görünüyor, ona dair hiçbir şey bulamadık. Açıkçası Vikinglere böyle çok kabulleniyor gibi görünmüyor. Yani barbar olarak nitelendiriyorlar belki de. Burasını National Museum'una, Ulusal Müzesi'ne gittik. Viking alanı çok güzel diye duymuştuk. Aslında o kadar da böyle, hani evet, özenilmiş bir alan. Ama o kadar da böyle beklediğimiz gibi bunun Vikinglere sahip çıkarcasına bir savunma görmedik. Yani, atası gibi görülmüyor. Sadece bazı magnetlerde ya da böyle hediyelik eşyalarda görebiliyoruz. Şehre ait herhangi bir şey de yok. Vikinglerin bazı barbar, saldırgan ve benzeri tutumlarından kaynaklı muhtemelen de. Şu anki halkın tabii ki de görüşüyle aynı görüşte olamayacakları için yüzyıllar öncesinde yaşamış bir kavim. O yüzden şu anda da çok fazla rağbet görmüyor herhalde. Bunun haricinde bir Hüge felsefesi ünlü. Evet, bunu kızlar daha iyi bilir. Yani küçük şeylerden. Danimarka'ya giden erkekler öğreniyor ama aslında kızlar bunu biliyor. Küçük şeylerden mutlu olma gibi bir temel şeyi vardır. Açıkçası kuzeyde olduğu için burası. Yaz mevsiminde tamam, günler çok uzun ama kışında yine bir o kadar da günü çok görmüyorlar. Bir de soğuk bir memleket olduğu için çok da faydalanamıyorlar. O yüzden en ufak bir güneş zerresi gördüklerinde hemen dışarı atıp faydalanıyorlar. Tahminimizce Hüge felsefesi de elindeki en iyi imkanları kullanarak en iyi şekilde her şeyden fayda sağlama, mutluluk sağlama, mutlu olabilmeyi gönderiyor. Örnek veriyorum, kışın yaptığınız bir sıcak çikolatanın içerisine marshmallow koymak. Veya arkadaşlarla bir gece buluşup küçük de olsa etkinlik yapmak, oturup konuşmak dahi Hüge felsefesine giriyor. Sosyalleşmek açıkçası. Yani mutlu olmak, herhangi eğlenceli konularda konuşmak, bu gibi şeyler. Bunların hepsinin de mesela depresyonun sosyalleşmek de mesela depresyondan uzaklaşma iyi taşır. İşte sosyal destek sağlamak, birbirine vakit geçirmek, derdini anlatmak ve benzeri şeyler de nispeten kuzey ülkelerindeki bunu uzaklaştırmak sayılabilir. Şimdi genel olarak şehre izlenimlerimiz, siz de duydunuz belki, evet, her yer bisiklet. Bisikletin çok fazla Amsterdam olduğu söylenir. Zürih'te de çok fazla bisiklet, evet, kullanan gördük ama burası bambaşka bir yer. Yanlış okumadıysanız zaten bir yerde dünyanın en çok bisiklet kullanan şehri diye yazıyordu. Hakikaten de bunu gözle görüyorsunuz zaten. Öyle bir şekilde çok fazla, çok yoğun bir şekilde. Herkes sanki bisikletle geziyor gibi. Hatta araba veya işte o tarz araçlar çok fazla kullanılmıyor gibi gözüküyor. Yani metro taşıma işte ve benzeri yerlerde trene bakıyorsunuz. Tren, bisiklet, otobüs mesela. Otobüs bileti alacaksınız. Aynı zamanda bagaj ve bisiklet için ayrıca ödeme yapıyorsunuz. Hep böyle seçenekler merdivenlerde var. Merdivenlerde mutlaka bir bisiklet yolu var. Yani bisikletler önce düşünülmüş şehirde, her şeyden önce. Yayadan bile önce geliyor bence, öyle diyebiliriz. Bu bisikletlerin önde sepetleri de oluyor ama daha büyüklere daha büyük kabinleri var. Önlü böyle çocuğunu oturttuğu, kendi valizini koyduğu, böyle üzerini kapattığı çok çok lüks olan bisikletler de var. Sahip değilseniz bile kiralayabiliyorsunuz. Şehrin birçok noktasında birçok kiralama noktası da var. Bu bisiklet yolları tabii ki siz de, ben de heves ettim kullanacağım diyemiyorsunuz. Çünkü bisiklet kullanmanın belli bir kuralı var. Öncelikle yolları bileceksiniz.
Döneceğiniz zaman enisi kaldıracaksınız ya da duracağınız zaman haber vereceksiniz gibi birçok noktası var. Şöyle anlatalım. Biz neler keşfettik, nereler gezilir? Arkamızda görmüş olduğunuz yer Newham. Yani yeni liman anlamında. Yeni liman bölgesi, evet. Burada ne oluyordu? Daha öncesinde yeni liman, yıllar önce denizciler buraya geliyor. Tavernalar burada, yiyip içip eğleniyorlar. Oteller, buralarda kalıyorlar, konaklıyorlar. Ve burayı popüler bir hale getiriyorlar. Ve daha sonrasında biraz daha açıkçası adı çıkıyor burasının. Evet. Hükümet de bunu çok haz etmiyor aslında, böyle anılmasını bu bölgenin. O yüzden bir değişiklik yapmaya çalışıyorlar ve gördüğünüz gibi rengarenk tarihi binaları boyuyorlar. Buraya bir sürü kafe restoran açıyorlar. Gayet de şık kafe restoranlar bu arada. Çok da yoğun ilgi görüyor. Aslında bu sayede kurtuluyor gibi bir şey ve çok da turistik bir yer oluyor. Newham yeni liman. Hatta Copenhagen da tüccar. Liman. Tabii biz Kopenhag diyoruz ama aslında Copenhagen şeklinde okunuyor. Bunların hep bir temel mantığı var. Burası ilk görülen yerlerden birisi. Evet. İkinci olarak Tivoli Luna Parkı diyelim. Hemen Kopenhag tren istasyonunun hemen yan tarafı diyebiliriz. Şimdi sezonu kartlar oluyor, yıllık kartlar oluyor Tivoli'ye giriş için. Tivoli'de sadece giriş için bile 145 kron ödüyorsunuz. Bunu tabii 2.2 ile çarpın. Bu sadece giriş için. İçeride oyuncaklara binmek istiyorsanız bunlar için de ekstra para veriyorsunuz. Para ödemeniz gerekiyor. İçeride yeme içmeye veriyorsanız yine ekstra para veriyorsunuz. Yani sadece giriş ücreti veriyorsunuz diyebiliriz ama Kopenhag kart aldığınız takdirde burası ücretsiz oluyor. Birçok yer gibi aslında Kopenhag şehir merkezinde birçok müze ve bu tarz böyle kültürel, daha doğrusu turistik yerler ücretsiz olabiliyor Kopenhag kartı. Tivoli'ye girdiniz diyelim. Buradaki 1915'ten itibaren kullanılan bir oyuncak var. Bu oyuncak halen tahta bir şekilde olan roller coaster. En çok da bu rağbet görüyor. Ama içeride her şey var. Yani evet. Büyük yetişkinler için bile kasino oyun yerleri var. Ha bir de evet, içeride. Genelde Luna Park denince çocuklar hani veya çocuklu aileler mi gitmeli? Hayır. Çünkü öyle bir dizayn edilmiş ki içeride çok fazla yetişkin de var. Tek başına böyle yetişkin olarak veya grupça gelmiş, eğlenmeye gelmiş insanlar da görebiliyorsunuz. Bir de şey var, içeride mesela konseptler var. İşte Uzak Doğu konsepti, onların meşhur tapınakları veya işte onların bitkilerine kadar benzer şeyler yapılmış. İşte Taç Mahal vardı, Hint bölgesi gibiydi orası. Şey vardı, Zürih'ten Baumstrasse sokağı vardı. Zaten Alpleri yapmışlar. Evet, Alp Dağı'nı yaparak zaten aslında o tarihi roller coaster o Alpleri geziyor gibi gözüküyor. Çok da orijinal yapılmış. Yani 1914-15 yıllarında bunun düşünülmüş olması ilginç geldi bize. Hoş da geldi. Tivoli'nin bir özelliği de içeri girdikten sonra dışarı çıkmanıza izin veriyorlar. Çünkü bileğinize bir Himmel yazılan bir damga yapıyorlar ve yeme noktası Tivoli'nin dışarısında. Oraya gidip yemek yiyip içeride gelebiliyorsunuz bu damgayı göstererek de. Tivoli normalde Nisan ayından bu sene mesela 8 Nisan'dan Eylül ayının sonuna kadar açık ve zaman zaman konserler oluyor. İşte 50 Cent, Lady Gaga. Bu gibi bu sene 50 Cent var ama daha evvelki yıllarda Lady Gaga da çıkmış bu durumda. Şöyle yapılabilir. Biz öyle kullandık. Hem gündüzün hem gecesini görmek açısından akşam 6'dan sonra gidebilirsiniz. Saat 9 gibi hava kararıyor şu sıralar. 6.30'dan sonra giderseniz 10.30'da da Tivoli'nin kapandığını düşünürseniz hem gündüzünü hem gecesini görmüş olacaksınız. Tabii Kopenhag kartı aldığınızda yine ücretsiz olarak gidiyorsunuz. Deniz Kızı heykeli şehrin biraz daha yukarısında Kastellet bölgesi var, bir kale bölgesi. Orada göreceğiniz noktalardan birisi Kastellet içerisinde bir kale, Gefion Çeşmesi.
Tarihi bir mitolojiye dayanıyor çeşmenin yapılışı. Ve yıldız şeklindeki aslında kale bölgesini yapay bir şekilde yapılmış o yıldız. Ve o kale bölgesini görüyorsunuz. Orada askeri bir alan da var ama onun dışında çok güzel bir yel değirmeni var. Fotoğraflara bakarsanız mutlaka göreceğiniz bir yer orası. Çimenler çok hoşumuza gitti bizim. Hatta o zaman da söylemiştik, teletabilere benzeyen, teletabilerin çimenlerine benzeyen bir çimenlik alandı. Gayet hoş. Sadece herkesin dediği gibi, yani biz klasik bir şey söylemeyeceğiz ama küçük Deniz Kızı heykeli, evet, boyut olarak küçük. Çünkü birebir insan boyutunda yapılmış haliyle orada duruyor. 1.65. Evet, 1.65. Onda bir hikayesi var uzunca. Ama Andersen masallarından çıkarak, yola çıkarak yapılmış bir heykel aslında. Ama güzel mi? Güzel, görülmeye değer. Tabii sadece onun için değil, o bölgede zaten görecek birçok yer var. Az önce saydığımız gibi. Bu alanda da saat Amelunbaşı Sarayı var. Burada da kışlık saray olarak değerlendiriyorlar. Genellikle kraliyet ailesi burada konaklıyor. Hala daha yaşıyorlar. Konakladığı zamanda da 4 tane bir alanı var. 4 ayrı bina var, evet. O binalara da bayrak çekiliyor. Bayrak varken giremiyorsunuz, gezemiyorsunuz. Sadece küçük bir alana girebiliyorsunuz. Biz bayraklı olduğu zamana denk geldik. Sadece mücevherlerin ve bazı kraliyet yerlerinin olduğu yere girebildik. Kısmı görebildik, evet. Saat 12.30'da bu sarayın önünde nöbet değişimi var. Böyle büyük şapkaları olan, kurşun askere benzeyen, Andersen'in yine masallarındaki. Bu askerlerin nöbet değişimi var. 12.30'da bu meydanda. Bu da mesela görebileceğiniz yerlerden birisi. Hemen karşısında Frederick Lisesi var. Çok güzel bir kubbesi, evet, olan iyi bir yapı. Bu da kesinlikle görülmesi gereken. Hatta içi de görülmesi gereken kiliselerden bir tanesi. Güzel. Saraylar var. Rosenborg Kalesi var. Sarayı var. Burada King's Garden, Kral Bahçesi. Hemen karşısında Botanik Bahçesi var. Evet. Hemen yanında hemen yanında güzel bir müze var. Nedir? Neandertal Müzesi. Şimdiler onlar var. Hem onun yanında da onun yanında da SMK denilen bir modern sanat müzesi. Modern sanat müzesi. Ama içerisinde, evet, şeyler de var. Mesela Rembrandt'ın bile tablosu vardı. Yani çok eski tablolar da mevcut ama 3'te 2'si modern sanat diyebiliriz. Ve çok da görülmesi gereken, aslında çok güzel bir müze. Bizim çok hoşumuza gitti gezerken. Yine o bölgeden yürüyorsunuz. Az ileride Torvehal. Doğru söyleyebilirsin. Yani yemek pazarı Türkçesi. Birçok böyle yemekçilerin olduğu yer ama buraya mesela ait özellikle bir yiyecek vardır ki onun adı da Smørrebrød. Smørrebrød. Böyle okunuyor diye düşünüyoruz. Bröt zaten anlaşıldığı üzere bretten geliyor, ekmek. Ekmeğin üzerine çok değişik soslarla hazırlanmış, evet, yiyecekler var. Smørrebrød'ün en özelliklisi somonlu olanı ve tavuklu olanı. Tavuklu olanı, evet. Yaklaşık 20 çeşit Smørrebrød görebiliyorsunuz ama en güzelleri bunlardır. Bu bahsettiğimiz alanda. Ama mesela biz alanda, başka yerde şöyle dedik, karidesli olanı da yedik. Farklı çeşitlerde olanları yumurtalı da yedik. Yumurtalı yedik. Evet, ben normalde çok sevmem. Ama çok kahvaltı lezzetli. Harcında gerçekten hiç anlaşılmıyordu. Çünkü üzerine öyle bir sosla koyuyorlar ki o sosla beraber gerçekten de yenebiliyor. Buranın hamur işleri de ünlü. Güzel, evet, bir en eski Danimarka'nın en eski pastanesi var. Set Bageri diye. Orada Fet, çok güzel. Feders Bageri. Çok güzel böyle içi kremalı. Kremalı. Vanilyalı. Vanilyalı yiyecek, tatlı yedik. Orası harikaydı. Güzel. Yine aklınıza gelecek ne var? Marketlerde ne buluyorsunuz? Dankek. Dankek. Evet. Çok güzel kek ürünü. Ben memleketime yiyecek götüreyim, hediye götüreyim derseniz dankek. Dankek alabilirsiniz. Smørrebrød yemekleri, ekmekleri, evet, götürülebilir. Bir de aynı zamanda mesela IKEA'dan da alışkın olan, hoş IKEA İsveç markası ama alışkın olduğunuz üzere de Kopenhag üzerinde tenekeli kutular içerisinde kurabiyeler ve Tivoli konseptli kurabiyeler mevcut. Yine o tarz kurabiyeler de marketlerde bulabiliyorsunuz. Tereyağlı kurabiye aslında, evet. Buranın marketleri genellikle Netto, buranın yerel marketi.
Yine dışarılarda olan Aldi, Lidl marketlerini görüyorsun. Fakta diye bir değişik bir marketi daha var. Potex kendi evet, marketi. Potex var. Bizim A101 BİM ayarında ama daha konseptli, daha geniş market şeyi var. Tabii ki de unutulmayacak Flying Tiger var. Biz kızların bayıldığı, erkeklerin hiçbir şey bulamadığı Flying Tiger Copenhagen. Ev ürünleri. Yani bunların çoğunu Rozman'da bulursunuz. Evet. Çok da ev ürünü, yani evin ürünü müdür? Onu da sorgulamak lazım biraz. Küçük küçük şeyler. Ama evet. İşte buraya ait herhangi bir şey götüremeyebiliyorsunuz. Çevrede birçok yerde hediyelikçiler var. Magnetleri alabilirsiniz. Şimdi Kopenhag çok pahalı bir yer. Nasıl pahalı? Devletin genel şeyi %25 KDV alıyor. Birçok noktada vergisini alıyor. Çok lüks tüketimleri var. ÖTV'si %50'den fazla. Bu gibi şeyleri aldıktan sonra bir sürü şeye vergi kesiyor. Ve normalde sağlık giderleri, işte çocuklara işte $700 burs veriyor her ay ve benzeri şeyler de yapılıyor. İşte o yüzden mutlu. Yani turistten alıyor, size veriyor. Kendi halkına veriyor. O yüzden gelen turiste genellikle pahalı. Yemekler bize... Şimdi euro bazında değerlendirmiyorum, Türk paramızın değerlendirmiyorum ama yine dışarıdan gelenlere de çok pahalı bir şey var. Magnet, bir magnet aldığınızda bile 77 lira. Evet. İsveç'te aldığımızda 88'e çıktı bu iş. Yani normalde 5 liraya alabileceğiniz bir magnet bu şekilde bir karşılık bulabiliyor. Burada alıp hediyelik alabileceğiniz şeyler arasında işte magnetler, kurşun askerler, Viking boynuzları, kılıçları ve benzeri şeyler olabiliyor. Buraya geldim. Ne yapacağım, nereye gezeceğim derseniz böyle modern müzelerde var. İlgi çekici müzelerde diyebiliriz. Ne gibi şeyler var mesela? Mesela Guinness Rekorlar Müzesi var. Buna bağlı olarak Guinness Rekorlar'ın yanından Andersen Memories Müzesi'ne girebiliyoruz. Hikayelerini görebildiğimiz evet, yerler. Reply Müzesi. Hani inan yani fake mi, gerçek Believe mi, değil mi? Believe it or not müzenin ismi. Evet. Bununla mesela Andersen yan yana. Guinness Rekorlar Kitabı Müzesi'yle de böyle korku deneyimleri evet. yapabileceğiniz müze yan yana. Tabi bunlara girişleri 135'er kron ama Kopenhag kartı alınca ücretsiz. Yani açıkçası Kopenhag kartı çok güzel bir avantajı var. Günlük 60 euro. Biraz pahalı. Ama bütün trenler dahil olmak üzere bütün ulaşımı ücretsiz kullanıyorsunuz 24 saat boyunca. Biz şöyle yaptık, fikir olsun diye söylüyoruz. Bir gün Kopenhag kartımızı aldık, akşam hemen Tivoli'ye girdik. Akşam 6'da başlatmış olduğumuz Kopenhag kartımızın bir gün sonraki sabahında ulaşımı kullanarak uzaktaki yerlere gittik. Süperkilen Park, tam Instagram'lık fotoğraflar size sağlar. Yine Carlsberg Müzesi'nin olduğu yerde fil bacaklı geçitler, kapılar. Bu da çok güzel fotoğraflar sağlayacaktır size. Hatta şu an bulunduğumuz Newham bölgesinde de 7 numaralı binanın karşısında, 7 numaralı binada da Hong Kong yazar. Onun karşısında bir tane avlu var. Avlu genellikle de Modern Sanat Müzesi'nin bir avlusu. O avludan çok güzel Instagram'lık fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yine bir gün sonra arkamızda görmüş olduğunuz kanalda tekne turları var. Evet. Bir saat sürüyor. Çok güzel yerlere götürüyor. Güzel de anlatıyorlar. Biz biraz kaptanla sorun yaşadık. Biraz böyle sıkıntılı bir süreç yaşattı bize. Ayrımcılık yaptı. Bizden bizi almadı da bizden sonra gelenleri aldı filan. Bizler tartışma yaşadık. İki farklı şey var. Canal Tours kırmızı botlar, bir de Netto Tours. Onlar da mavi botlar. Kopenhag kartınız olursa bunları da ücretsiz kullanabilirsiniz. Müzeler özellikle sarayların içerisine girme şansınız var. Oraları gezebiliyorsunuz ama çok da böyle illaki girin diyebileceğimiz bir saray yok. Biz girdik, baktık ama illaki
vaktinizi daha güzel değerlendirebilirsiniz. Dışarıda dışından fotoğraf çekmeniz yeterli de olabilir birçoğunla özellikle. Özellikle yine 1970'lerde hippilerin artık el konulmasıyla eski askeri bölge olan Christiana diye bir bölge var. Alanına. Buraya hippiler konuşlanıyor. Demiş ki ben buraya caizse el koyuyorum. Diyor. Buralar hep bizim. Sonra demiş ki ben burada yaşayacağım artık şey yapabilir. Sonra hippi bölgesinde de hükümet bunları kaldırmaya kadar gidiyor iş. Evet, aralarında bayağı böyle bir husumet oluyor falan, gel gitler yaşanıyor derken tabii hükümet bunu hemen tabii ki de ne demek hay hay buyurun sizin olsun demiyor. O yüzden 2011 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. O dönemde bir anlaşmaya varmaya çalışıyorlar artık bu gel git tabii arada bayağı münakaşalar oluyor. Devlet de diyor ki toprakları alırsanız satın siz olabilirsiniz sizin olabilir. Ama ne yapıyorsanız hani kendiniz yapın. Onlar için de daha olumlu bir hale geliyor. Ve vakıfları aracılığıyla toprakları satın alarak bir nevi özerk de diyebiliriz. Hani tamamen de özerk değil. Hani hiçbir polis oraya giremiyor falan öyle bir durumları yok tabii. Ama yani gene de her şeylerini kendileri yapmaya çalışıyorlar. İşte orada içeride bir komün hayatı yaşıyorlar diyebiliriz kısaca. Yani kendi paralarını kendi kazanıp kendilerini küçük orada bir alan yaratıp orada ihya etmeye çalışıyorlar da diyebiliriz aslında daha Türkçesi bu olsa kendi gerek. Kendi işlerinde marketleri var, kendilerine ait paraları var, Avrupa Birliği'ne psikiyatristleri bile var. Evet, doktorları bile var. Kendi ait paraları var, bazı kuralları da var. Kurallardan birisi koşmak yasak. Çok hızlı hareket etmek yasak. Araç kullanmak yasak, evet. Motorlu taşıt kullanmak silah yasak. Silah kullanmak yasak. Ağır uyuşturucu kullanmak yasak. Şimdi ağırı yasak da normali serbest mi? Evet. Serbest olduğu söyleniyor ama mesela bunun için de zaten fotoğraf çekimini engelliyorlar. Hani böyle de aslında bir çekinceleri de yok değil aslında. Böyle değişik bir bölge aslında belli diyebiliriz. Belli bir yere girerken turistlerin girmesine izin veriyorlar. Bazı evet. Noktaya kadar fotoğraf çekilmesine gerekiyor ama bir noktadan sonra artık fotoğraf çekilmemesi gerektiğini size ciddi bir şekilde gösteriyorlar. Orası da artık yasaklı bölge. Evet. Yasaklı bölge. Siz gezebiliyorsunuz. Size bir şey satmaya çalışıyorlar. Sürekli. Tabii ki bunlar legal olmayan şeyler. Ama istemezseniz de zorlamıyorlar evet. Zaten. Şekilde, evet. O şekilde sizin turist olduğunuzu biliyorlar. Anlıyorlar zaten. Evet. Bu şekilde de. Zaten kapısında da işte yine uğurlarken de sizi şey Avrupa Birliği topraklarına tekrardan girebilirsiniz diye böyle bir ifadeleri var. Yani, şimdi Kopenhag'a gelince neyi göreceksiniz, ne yapın deriz? Şu arkamızdaki olan New Han'ı görün. Deniz Kızı heykelini görün. Tivoli'ye gidin, görün. Özellikle nöbet değişimini görebilirsiniz. Runde Town'u görün. Runde Town nedir? Runde Tower. Döne en son gelip en alalım son bunu. Ya aslında onun kulesi çok da güzel değil. Çok demir parmaklıklı mesela. Bizim Galata Kulesi biraz daha emniyetsiz gibi dursa da parmaklıklar aşağıda ve fotoğraf çekimine izin verebiliyor. Evet. Onu görüntü. Andırıyor ama her yer bunda demir parmaklık. Çok yüksek demir parmaklıklar var. Çok göremiyorsun. Fotoğraf çekilemiyorsunuz zaten. Siz görebiliyorsunuz. Buradaki da. Asıl amaç 260 metrelik bir yolu yürüyerek çıkıyorsunuz. Merdiven yok. Yavaş yavaş döne döne çıkıyorsunuz. Burada çok güzel yine Instagram'lık pozlar görülebiliyor. Buraya gidilebilir. Gidin deriz. Stroget Caddesi'ne gezersiniz. İlla ki mesela bir sürü şey var ama yine yiyecek konusunda hassasiyeti olan arkadaşlar varsa özellikle Stroget'te de bir sürü helal etli şeyler var, dönerciler. Bizim burada Türk nüfusumuz da güzel hatır sayılır Türk nüfusumuz var. Arapların da var. Evet. Araplar da bu işe gitmiş. Sadece bir bizim Suriyelimiz yok değil, buralarda da var. Her hatta kendilerini belli ediyorlar.
Strogen demişken oradaki çiros tabii yemeden geçilmemesi gereken. Çok da güzel bir tatlı. Bizdeki çirozun aynısı aslında. Kadıköy'de yapılıyor bizde de. Bizim bildiğimiz kadarıyla daha doğrusu ama burada da Stroget boyunca birkaç tane aynı mağaza, aynı ürün, yani aynı markanın daha doğrusu bunu ürünlerini bulabiliyorsunuz. Bunu tavsiye ederiz. Bir de üçgen waffle. Üçgen Belçika waffle'ı var. Çok lezzetli değildi ama çiroz kesinlikle alınması gereken şeylerden biri. Son bir belki şey diyebiliriz. Yine Carlsberg'in önderliğinde çok güzel bir müze var. Galiptotek diye bir müze. Çok büyük bir müze bu da. Müzede Mısır'dan gelen evet. Mumyaları bile görüyorsunuz. Hatta Mısır'ın çoğu burada gibi hissediyorsunuz bir ara. Her şeyi getirmişler. Her evet. şeyi bulmuşlar. Yine Carlsberg şehri ihya etmiş. Şöyle bir trik söyleyelim. Şehre ait trikler. Bunu çok söylemeyi severiz. Şehrin triklerinden birisi Salı günü bu bahsettiğimiz müze ücretsiz. Normalde 115 Danimarka kronu giriş ücreti var diğer günlerde. Salı günü bu ücretsiz. Çarşamba günü ise Kopenhag Müzesi, Tonvalden Müzesi, bu da hemen Christiansborg Sarayı'nın hemen yanında. Bir müze daha var. Onun ismini henüz hatırlayamadım ama o müzede ücretsiz olarak görülebiliyor. Çoğu müzenin günleri de çarşamba ve perşembe günü müze giriş son saatlerinde 5'ten 7'ye çıkmış durumda ya da 10'a çıkmış durumda. Genellikle saat akşam 6 oldu mu dakika sektirmiyorlar. Kendi özel hayatlarından zerre şey yapmıyorlar. Aman ablacığım sen de bak diye kapamıyor. Hemen dükkanları kapatıyorlar. Hani alışveriş caddesinin eğer ki çok yoğun alışveriş caddesi dediğimiz Stroget'te de bir şeye bakacaksanız akşam 6'ya kadar bakın. Yoksa sonra bulamıyorsunuz. Normal gündüz gezeyim, akşam da alışverişe ayırayım diye düşünüyorsunuz ama maalesef ki bu çok mümkün değil. Zamanı iyi kullanmak istiyorsanız eğer akşamları AVM'lere gidebiliyorsunuz. Netto burada çok fazla var. İşte saat 7'de açılıyor. Kimisi 10'da, 11'de ya da saat 12'de de kapatılabiliyor. Bunlara bakabilirsiniz. Şehrin gece hayatı da hareketli. Gece 10'dan 11'den sonra yine Stroget arka sokaklarında Hive diye ünlü bir gece kulübü var. Etkinlikleri yapıyor. Genellikle tekno ağırlıklı şarkılar çalınıyor. Tekno, Progressive House ve benzeri. Ama yine başka şeyleri de bulabiliyorsunuz. Türkü var yok. Yani onları aramayın yani. Bu Kopenhag insanı sürekli şu tarihte suya giriyorlar, denize giriyorlar, yani kanala giriyorlar. Şu arkamızda sabah, görmüş akşam. Olduğunuz kanal temiz ve giriliyor. Sabah akşam giriyorlar ve anadan üryanla giriyorlar. Hiç böyle mayo dertleri yok. Kurulup kıyafetlerini giyip gidebiliyorlar. Bu erkekler için geçerli. Kadının öyle girdiğini görmedik. Ama kadınlar da birçok kez girebiliyor. Bizi ne şaşırttı? Çünkü çok bana farklı olan, ben son lafımı söyleyebilirim hatta. Kopenhag için bana farklı olan şu. Yani Avrupa'ya benziyor tabii ki de. Hiç benzemiyor değil ama Avrupa'dan özellikle mimari açıdan çok biraz daha farklılık gösteriyor. Zaten Kopenhag'ın mimarisi ve burada çalışan uzmanları çok namlı, çok ünlü, çok biliniyor dünyaca. Yani bütün yapılarının mimarisinin çok daha farklı olması. Hem eski var, hem eski mimari olduğu gibi revize etmişler. Hem de hemen yanına bitişik bir şekilde modern bir mimari ve özellikle mimari yapılarda yeşil evrene çok fazla parmakla gösteriyorlar. Yani çok fazla onu kullanmaya çalışıyorlar. Yani bir apartman yapıyorsa mutlaka bir tarafına yeşil. Bir merdiven yapıyorsa mutlaka o yeşilini unutmuyor. Yeşil evren, yeşil dünya, yeşillik onlar için çok önemli. Çevre, doğa her şeyden çok daha önemli. Binalardan da önemli. Bunu zaten anlayabiliyorsunuz. Faydacı yapıları kesinlikle bence mimarlarında gözüküyor ve mimari açıdan bu kadar ünlü olmaların sebebi de bence bu diye düşünüyorum. Ve ben çok beğendim. Mimari olarak çok modernler. Çok güzel giyiniyorlar. Çok orijinal sarışınlar. Yani herkes çok güzel demeyeceğim ama yine bakımlı insanlar, orijinal sarışın insanlar var. Çok uzun boylular, çok kalıplılar,
çok böyle hani Viking dediğiniz şeyler, evet hakikaten bunlar onun sorunları diyebiliriz. Gelinir mi? Gelinir. Nasıl şey yaparsınız? Konaklamanızı önceden yapın. Ulaşım konusunda havaalanından alacağınız metro ile 20 dakikada şehir merkezindesiniz ya da tren kartıyla yine 15 dakikada şehir merkezindesiniz. Ulaşım kolay buraya. Yine havaalanından Malmö'ye gidilebiliyor. Bizim tavsiyemiz Malmö'ye de gezin ama konaklamayın. Burası yeterli. Burası yeterli. Malmö'de konaklamaya gerek yok ama gezilebilir. Gelmişken iki ülke gezmek istiyorsanız yapılabilir. Kaç gün yeter buraya? 3 gün yetebilir. Her yerini gezmeyeceksiniz. Biz en ücra köşelerine kadar, arka yollardaki kanallara kadar her yerde yolda yürüdük. Her noktaya girdik. Marketlerine girdik, çıktık. Girmediğimiz çok az yeri kalmıştır. Yani çok az, o da yani 70 kilometre ilerideki ilk Viking 5 tane kayığının bulunduğu müzeye gitmedik. O kadar ona gitmedik. Yani ama birçok noktasına girdik. Yazılarımızda bulabilirsiniz. Yine keyifliydi bizim için. Evet, güzeldi. Güzel hatırlanacak şehirlerden bir tanesi. Ama pahalı. Evet. Çok pahalı yani. Biraz. Ona göre. Yani iyi bakın.